Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Türkiye'de Amerika vatandaşı kız arkadaşımla evlendim. Arkadaşım Amerika'ya geri döndüğünde beni almak için Amerika'da işlemleri başlattığında yeni yasaya göre benim İngilizce bilmem gerekiyormuş. Böyle bir şart eklenmiş. Bu doğru mudur? Yoksa İngilizce Amerika'ya geldiğimde öğrensem olur mu? Nasıl bir yol izlemem gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Tabii normalde hani yeşil kart sürecinde olan bir kişi veya göçmenlik vizesi alacak kişi normalde herhangi bir İngilizce şartı aranmıyor. Yani direkt öyle bir yeşil kartı alma şartları arasında öyle bir şart yok. Ama biliyorsunuz geçen yıldan Beyaz Saray yönetiminin kişiler Amerika devletinde yük olur mu olmaz mı bu noktada bir külfet oluşturur mu noktasında kişilerin acaba şu an Amerika hükümetine yük olurlar mı ya da ileride olabilecekler mi itibarını değerlendirirken belli durumlara bakıyor olacaklar. Nasıl kişilerin finansal durumu gibi, nasıl kişilerin iş bulamama durumu gibi, sağlık durumu gibi durumları değerlendirip kişinin yük olup olamayacağını anlamaya çalışacaklar. O noktadaki değerlendirmeleri yaparken, evet İngilizce şartı, yani şartı demeyelim ama İngilizce bilip bilmemenizi de o kararı verirken değerlendirmeleri içinde tutuyorlar. Dolayısıyla siz göçmenlik vizesi almayacağınız diye bir şart yok. Fakat o işleminizi tamamlarken bu yeni uygulamaya giren süreçle bir ihtimal zorlaştırmaya çalışabilirler. Dolayısıyla evet bu şekilde bir kriter var. Ama bu green card almaktan ziyade sizin green card almanıza engel olacak olan devlete yük olabilme durumunuzun değerlendirilmesini kriter olarak koyabilirler. İngilizce bilmiyor. Demek ki iş bulamayacak şu kadar süre. Demek ki devletten destek isteyebilir mi, istemez mi gibi kararları vermeye çalışırken gündeme gelebilir. Tavsiyem şu olur size. Zaten anlaşılan yeni evlenme durumu oldu ya da olacak. Önünüzde epey bir süremiz var yani. 9 ay, 10 aylık bir süre var. Tavsiyem bu arada Türkiye'deyken hiç zaman kaybetmeden İngilizce'yi geliştirmeniz siz için artı olabilir. Bu sadece göçmenlik vizesi için artı değil. Aynı anda siz Amerika'ya geldikten sonra da buradaki yaşamınızı da idare ederken dili biliyor olmanızın faydasını görüyor olacaksınız. Dolayısıyla tavsiyem bu arada bu değerli takipçimize beklemeden şimdiden İngilizce'nizi geliştirmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.